istediğimiz filo keleme sularına geldi Paşa Hazretleri. Alargada bekler. Bir an önce Levita Adası'na varıp saldırıyı başlatalım. Adayı o kefer eğitimin elinden kurtarmak için yanıp tutuşurum. Hayrola Hüseyin? Niye kesersin yolumuzu? Gittiğin yol yol değildir. O sebeple keserim. Adaya taarruz edersen Oruç Reis ölecek. Bunu bile bile adaya nasıl taarruz edersin? Oruç'un canını hiç düşünmez misin? Ada işgal altında Hüseyin. Ne yapacaktım? Yurdun selameti için canın ehemmiyeti yok. Bunu en iyi senin bilmen gerek. Adayı işgal altında bırakalım demeyiz. Lakin evvelinde Oruç Reis'i kurtarmak varken onun canını niye ateşe atarsın? Sen derviş esvabı giyeli devleti unutmuşsun Hüseyin. O halde devlet işlerine karışma. Sen devletin ne olduğunu hangi vakit bildin ki bana devletin ne olduğunu öğretmeye kalkarsın? Sen son Bizans İmparatoru'nun yeğeniydin. İstanbul'un fethinden sonra ya idam edilecektin ya da sürgüne gönderilecektin. Bu devlet seni bağrına bastı. Sana imkan verdi. Vazife tevdi etti. Devlete olan borcunu böyle mi ödersin? Bak Hüseyin, şunu sakın unutma. Benim yerimde bir başkası olsaydı Bizans'ın kinini güder, devletine düşman olurdu. Ben devletime yıllardır hizmet ederim. Bu hizmetlerime bir yenisini daha ekleyip adayı da alacağım. Devlete hizmet ederken kimsenin canını düşünmem. Senin bu yaptığın devlete hizmet değil, düşmana hizmet etmektir. Oruç Reis de bu devletle ittifak yapmış bir yiğit. Hem senden daha çok bu devlete hizmeti vardır. İnadı bırakasın. Adaya taarruzdan vazgeç. Evvela Oruç Reis'in canını kurtaralım. Ondan sonra adayı işgalden kurtarırız. Demek Oruç benden daha fazla hizmet etmiştir bu devlet, öyle mi? Son kararımı söyledim Hüseyin. Bugün o adayı alacağım. Çin'de de kim yanarsa yansın.